İnsanoğlu ilk günden beri sürekli avlanmak için pek çok teknik ve yöntem kullanılmıştır. Zeki insanların avlanma taktikleri ise emin olun hepimizi şaşırtmaktadır. Balık veya diğer su canlıları yakalamak için ilginç ve bir o kadar da etkili yöntemler vardır. Eğer bir gün balıkçılık yapacaksanız bu taktikler çok işinize yarayacaktır. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara, elle balık tutmak. Olta kullanmadan da balık tutulabilir. Bu imkansız değil. Ancak bunun için iyi bir tecrübe ve balıklar hakkında çok şey bilmeniz gerekiyor. Balık yakalama işlemini elle gerçekleştirmek de ciddi bir emek istemekle beraber, su içerisinde rahat bir biçimde hareket edecek olan balıkları kavrayabilmek de özel bir uzmanlık olarak kendini gösterecektir. Nehir gibi akarsu kaynaklarında da yeterli derinlik olmadığından dolayı da tek tercih olarak elle balık yakalama işlemi kullanılabilecektir. Akıntılı suyun içerisine girerek boyun aşmayacak şekilde ilerleyecek olan balıkçılar, berrak su içerisinde yüzmekte olan balıkları takip ederek tek hamle ile almaya çalışırlar. Bunu yapabilen pek çok insan var. 2 numara, delik tuzağı. Pek çok fazla uğraşmak istemiyorsanız Kamboçya'da yaşayan insanların bu taktiğini kullanabilirsiniz. Asyalıların genellikle zeki olduğunu biliriz. O yüzden farklı bir yöntem kullandıklarına pek fazla şaşıran insan olmayacaktır. İlk önce kürek ile yeri kazmanız gerekiyor. Kazılan çukur ise suyun yanında olması gerekiyor. Böylelikle balıklar kolaylıkla ulaşabilsin. Bitki kökleri ve yemler kullanıldıktan sonra balıklar borunun içine girecektir. Bundan sonrası tahmin edebileceğiniz gibi kurtulmaları imkansız hale geliyor. 3 numara, plastik şişe. Balık tutmak doyurmanın yanı sıra insanları cezbeden bir özelliği bulunmaktadır. Zorlu yollardan ziyade bu yöntemi öğrenince siz de avlanmak isteyebilirsiniz. Orta boylu bir şişeyi kestikten sonra iple örgü örecek gibi üstünden geçiyorsunuz. İçine biraz yem koyduktan sonra tuzağı balıkların olduğu kısma bırakın. İçine düşen balıklar iplerden dolayı yukarı çıkamayacağı için hemen yakalamış olursunuz. 4 numara, kanal yöntemi. Evet, bu yöntem son derece basit ama işe yarar. Yakınlarda nehir veya dere varsa daha etkili olacaktır. Yapacağınız tek şey kürekle çukur kazıp suyu oraya doğru çekmektir. Balıklar yüzerken orayı kesinlikle ziyaret edecektir. Eğer yem de koyarsanız bu daha hızlı olur. Biraz sabırlı bekledikten sonra kanalın ağzını kapayın. İçinden çıkan balıklar bir günlük olsa bile sizi doyuracaktır. 5 numara, taze et. Et yiyen hayvanlar için kesinlikle taze et vazgeçilmezdir. Asla karşı koymazlar. Bunu çok iyi bilen insanlar genellikle avlanırken taze et ile farklı tuzaklar kurmuştur. Genelde karadaki hayvanlar için işe yarasa da tüketilebilen deniz canlılarında da işe yarıyor. Bir yumurta filtresinin çok işe yarayabileceğini hiç düşündünüz mü? Aslında bu çılgın fikri bulan gerçekten de daha iyi olmalı. Yapmanız gereken tek şey ise içine taze et koyup suyun içine koymanız olacaktır. Et yiyen bu su canlıları birkaç dakika içinde tuzağa düşmektedir. Özellikle Asya'da çok sık kullanılan bir yöntem. Videonun sonuna geldik. Sizce en daha iyi yöntem hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.